yaşadığı dönem içinde talebelerinden ve yakın çevresinden Bediüzzaman'a Behti olup olmadığı yönünde bir takım sorular yöneltilmiştir. Nitekim tarih boyunca benzeri sorular Bediüzzaman'dan önce yaşamış olan müceddidlere de yöneltilmiş, onların talebelerinden de kendilerine mehdilik iddiasıyla yaklaşanlar olmuştur. Onlar da talebelerine Mehdi olmadıklarını, Hazreti Mehdi'nin özelliklerinin kendileriyle uyuşmadığını delilleriyle birlikte açıklamışlardır. Hazreti Mehdi'nin ne zaman ve nerede çıkacağını, ne gibi özelliklere sahip olacağını, mücadelesini, İslam ahlakını ne şekilde hakim kılacağını detaylarıyla tarif etmişlerdir. Ben Mehdi değilim. Çünkü Hazreti Mehdi şu yaşında olacak, şuradan çıkacak, şu özelliklere sahip olacak, seyyid olacak gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda çeşitli izahlarda bulunmuşlardır. Bediüzzaman'ında bu konudaki düşüncelerini soranlara iki türlü cevabı olmuştur. Birincisi, açıkça kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını belirtmiş ve kendisine mehdilik iddiasıyla yaklaşan kimselere Mehdi olmadığını ve neden olamayacağını eserlerinde yaptığı sayfalar dolusu izahlarla açıklamıştır. İkincisi, kendisine mehdilik iddiasıyla yaklaşanlara hüsnü zan eskiden beri cereyan ediyor, buna itiraz edilmez. Bu nedenle ben de hüsnü zan besleyenlere ilişmezdim diyerek cevap vermiş, ancak bu kimselere de kendisine yöneltilen mehdilik iddiasını kabul etmediğini açıklamıştır. Şimdi Bediüzzaman'ın bu iki tür cevabını eserlerindeki açıklamalarından daha detaylı olarak inceleyelim. Bediüzzaman, mehdilik isnadını hiç kabul etmediğimi bütün kardeşlerim şehadet ederler demiş ve bunu risalelerde yüzlerce sayfa boyunca delillendirmiştir. Bir konuda soru sorulduğunda Bediüzzaman'ın bu konuya ne cevap verdiği önemlidir ve kendisi Hazreti Mehdi olmadığını açıkça söylemiştir. Bediüzzaman eserlerinde kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını, Hazreti Mehdi'nin kendisinden bir yüzyıl sonra geleceğini, kendisinin Hazreti Mehdi'nin bir eri, neferi ve öncüsü olduğunu, eserleri ve yaptığı çalışmalarla Hazreti Mehdi'ye zemin hazırladığını, kendisinin ve Risale-i Nurların Mehdi sanılmasınınsa bir hata ve karıştırma olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman'ın eserlerinde Hazreti Mehdi ile ilgili daha pek çok açıklaması vardır. Bediüzzaman bu açıklamalarda Hazreti Mehdi'nin seyyid olacağını, siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük vazifeyi bir arada yerine getireceğini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi ve tüm Müslümanların manevi lideri unvanını taşıyarak İslam ahlakının esaslarını yeniden canlandıracağını, tüm dünyaya barış ve adalet getireceğini, Müceddid-i Ekber yani en büyük müceddit vasfını taşıyacağını, İslam birliğini sağlayacağını, tüm İslam alimlerinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların desteğini alacağını, Hristiyan dünyasıyla ittifak yapacağını, Hazreti İsa ile birlikte namaz kılacaklarını, Kur'an ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacağını ve tüm insanları doğru yola sevk edeceğini ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bediüzzaman yaşadığı dönemde tüm Müslümanları tek bir çatı altında toplayarak İslam birliğini oluşturmamış, tüm inananların halifesi vasfını taşımamıştır. Tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getirmemiş, İslam ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılmamıştır. Müceddid-i Ekber ve hakim vasıflarına sahip olmamış tüm İslam alimlerinin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların desteğini almamıştır. Hayatını Kur'an ahlakının tebliğine adamış, bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almış ve çok büyük bir iman hizmeti vermiştir. Yaşadığı yüzyılın müceddidi olarak üstlendiği görevi en şerefli şekilde yerine getirmiştir.
Ancak onun tebliği kuvvet ve hakimiyet içinde değil, maddi ve manevi açıdan gayet zor şartlarda ve benzersiz sıkıntılar içinde geçmiştir. Hakim konumunda olmamış, aksine baskı altına alınmış, ömrünü esaret, maddi sıkıntılar ve zorluklar altında geçirmiştir. Sayıldığı gibi geniş bir kesimin desteğini almamış, aksine çeşitli haksızlıklara uğramış, eziyetlere tabi tutulmuş, yaşamının büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi şartlar altında sürdürmüştür. Az önce sayılan imkanların ve yerine getirilecek olan sorumlulukların ise kendinden sonraki yüzyılın müceddidi olarak Hazreti Mehdi'ye nasip olacağını bildirmiştir. Bediüzzaman, Mehdi olmadığını delilleriyle birlikte açıklamış, ancak kendisine hüsnü zan besleyenlere de ilişmediğini belirtmiştir. Yaşadığı dönem içerisinde yakın çevresinden Bediüzzaman'a Mehdilik konusunda hüsnü zan besleyenler olmuştur. Hatta Bediüzzaman, talebelerinin bu yaklaşımlarını ifade eden sözlerini Risalelerin çeşitli bölümlerine eklemiştir. Ancak bilindiği gibi bir konuda bir kişiye hüsnü zan beslenmesi, bu düşüncenin gerçeği yansıttığını gösteren bir delil değildir. Nitekim Bediüzzaman da Risalelerinde bunu dile getirmiştir. Kendisine hüsnü zan besleyen kimseler olabileceğini, bunun eskiden beri olduğunu, buna itiraz edilemeyeceğini, ancak gerçekte bunun bir karıştırma ve yanlışlık olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman'ın bu konuyu açıkladığı sözlerinden biri şöyledir. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi olarak kabul ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir temsilcisi, Nur talebelerinin dayanışmasından gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi de bir nevi temsilcisi olan biçare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu bir karıştırma ve bir yanılmadır. Fakat onlar onda sorumlu değiller. Çünkü fazlasıyla hüsnü zan eskiden beri süre gidiyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek fazla hüsnü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebelerinin kemali itikatlarının bir yansıması gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Bediüzzaman, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin ve bu eserlerin yazarı olarak kendisinin kimi zaman Hazreti Mehdi olabileceğinin düşünüldüğünü, ancak bunun bir karıştırma ve hata olduğunu belirtmiştir. Bu düşünceye sahip olan kimselerin kendisinin yalnızca iman hakikatlerini anlatma vazifesini göz önüne alarak böyle bir değerlendirme yaptıklarını belirtmiştir. Ancak Hazreti Mehdi'nin diğer iki vazifesi olan İslam birliğinin sağlanması, tüm İslam dünyasının lideri olması ve İslam ahlakının dünyaya hakim kılınmasının kendisinde görünmediği hususunu dikkate almadıklarını söylemiştir. Bundan dolayı da Risale-i Nur'a ve kendisine yapılan Mehdilik yakıştırmasının yalnızca bir zandan ibaret olduğunu belirtmiştir.